Kürtçe hip hop müziğin genç sesi Serhat Onun ailesi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Halah köyündendir. 1984 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelir. İsveç Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinden biridir. Onun da ailesi diğer birçok Kürt'ün kaderini yaşar ve 1970 yılında İsveç'e yerleşir. Verdiği bir röportajda kendisini şöyle anlatır. Avrupa'da doğdum, İsveç'in başkenti Stockholm'de. Şu an 25 yaşındayım, hip-hop'a da tam olarak 13 yaşında İsveç'te başladım ama tanımam daha erken bir yaşta oldu. 6 yaşındayken müzik marketi olan bir yakınımın dükkanına ziyarete gittim. Bana istediğin CD'yi alabileceğimi söyledi. Üzerlerinde elbiselerini ters giymiş iki siyahi hip-hopçunun bulunduğu bir albüm kapağı çok dikkatimi çekti, çok doğal gelmişti bana. Albümü aldım ve dinlemeye başladım, ondan sonra hip-hop'a böyle başladım diyebilirim. Serhat o hip-hop müziğe bakışını da şöyle dile getirir. Ben hip-hop'a başladığımda şanslıydım, Amerika'da o dönem Los Angeles ve New York tarzı denilen iki farklı hip-hop türü vardı. Los Angeles çetelerin yeri olarak bilinir, ne kadar pislik varsa içinde barınır, buradaki şarkıların içeriği de bunun üzerinedir. Fakat ben daha çok New York hip-hop tarzı üzerinde yoğunlaştım. Çünkü New York tarzı daha çok sisteme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştı. Bu açıdan aslında hip-hop New York'ta doğmuştur. Benim de ilgimi çeken zaten Los Angeles'teki çeteler, silahlar, uyuşturucu, kadın değil de New York oldu. Çünkü New York tarzı hip-hop sistemin kendisine bir isyan ve tepkidir. Fakat bugün hip-hop da bozuldu. Çünkü sistem kendisine yönelen bu tarzın önünü almaya çalıştı fakat başaramadı. Önünü kesmeyi başaramayınca da bu defa kendisine göre ayarlamaya, kendi içine katmaya çalıştı. Böylelikle kapitalist sisteme hizmet eden bir forma dönüştürdü, gerçek hip-hop da bu yok. Genç yaşlarda müzik söylemeye karar veren Serhat O, Criss Cross adlı hip-hop grubu ile tanışır. Kendi vatanından uzak olmanın getirdiği dilsel, düşünsel ve kültürel zorlukları yaşar. Her ne kadar Kürtçe söylemeyi başaramayacağından korkarak İsveççe söylemeye başlasa da zaman içerisinde Kürtçe söylemeye ve yazmaya başlar. Yaşadığı dilsel zorlukları şöyle anlatır. Zaten sanat bir aktarım türü. Başladığımda beni en çok zorlayan tabii ki bu tarzı Kürtçe söylemem oldu. Yani hip hop konusunda dört dörtlük olduğumu iddia etmesem de bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de beni en çok zorlayan Kürtçe oldu. Hala çok eksikliğimin olduğunu söyleyebilirim. İlk albümde bu sıkıntıyı çokça yaşadım. Çünkü bu tarzda Kürtçe bir albüm yapmak ve devamını getirmek oldukça zordu. İlk önceleri İsveççe düşünüp Kürt yazıyordum şarkıları. Düşüncelerimi ve hislerimi dile getirmeye zorlanıyordum. Bu yüzden de yanımda sözlük taşıyordum, fakat bu eksikliğimin üzerinde çok çalıştım ve onu gidermeye gayret ettim. Bugün arkama dönüp baktığımda ilk albümümde Kürtçe çok eksikliğimin olmasından dolayı oldukça utanıyorum. Kürt hareketinden etkilenen Serhat O bütün sözleri kendisine ait ilk albümünü Mart 2007 tarihinde çıkarır. Albümünde bazı Kürt sanatçılar onunla düet yapmıştır. Sevilerek dinlenen sanatçının şarkılarını tüm dijital platformlar üzerinden dinleyebilirsiniz.